Yeter ki müzik olsun. Merhabalar Yavuz abi. Merhaba Sena, Sena Şener, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sena, az önce dinlediğimiz şarkında da görüldüğü üzere son dönemde böyle rock'a daha fazla yaklaştın gibi geliyor bana. Sanki hani Evet. Başından beri yırtıcı bir vokalin vardı zaten. Şarkıların da çoğunlukla karanlıktı ama belki düzenlemeler bu kadar sert değildi. Sena Şener, Evet. Artık rock müzik yapıyor diyebilir miyiz? Ya ben oraya istemeden doğal bir şekilde müziğim oraya evrildi açıkçası. Kasıtlı yaptığım bir şey değildi. Müzik zevkim değişti. Tabii ki dinlediğim müzik de benim doğal olarak yaptığım müziğe yansıyor. Böyle bir geçiş gerçekten oldu. Peki biraz başa dönersek. Böyle internette senin hakkında yazılanlara baktım. 9 yaşında gitar çalmaya başlamış, 10 yaşında şarkı söylemeye başlamış, 11 yaşında ilk İngilizce sözlü bestesini yaptı deniyor. Doğru, evet. Biraz mırıldansana o 11 yaşındaki besteyi, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum aslında, böyle komik bir şarkıydı. Don't go, stay forever falan diye böyle gidiyordu. Evet, süper. Hala kaydı bile var yani. Hikayenin devamında da Mahmut Orhan'ın seni keşfetmesi var. Fiil ile kazanılan da büyük Mahmut bir başarı. Mahmut Orhan beni keşfetmedi. Hep öyle yazmışlar ama o zaman doğrusunu anlat, biz de öğrenelim hadi. Mahmut Orhan benden 3 yaş galiba büyük bir arkadaşım. Kendisi Çile'de DJ'lik yapıyordu, sahneye çıkıyordu. Ben de şarkılarımı paylaşıyordum internet üzerinden. Daha sonra kendi yaptığı böyle çok dinleyicisi olmayan kayıtlar vardı. Biz beraber yapalım dedik ortaklaşa. Daha sonra ikimizin de dinleyicileri buluştu. Onun benden bir tık daha fazlaydı. Ama benim de belli bir hatırı sayılır dinleyici kitlem vardı SoundCloud üzerinde. Hı hı. Daha sonra benim Self Control adlı cover'ımı dinlemiş ve remix yapmak istedi. Ben de tamam dedim. Bu remix çok beğenilince biz de ortak bir şarkı yapalım dedik. Ve ben onunla beraber Feel'ı yaptım. Şarkının sözünü ve vokal melodisini yazdım. Araya da Umut Kaya'nın işte Mor Yazma melodisine girdik. Feel diye bir şarkı çıktı ve bu şarkı kendi kendine doğal yöntemlerle bir dünya hiti oldu. Evet. Çok beklenmedik bir şekilde, belki işte 600-700 milyon total dinlenmesi var şu an şarkının galiba. Öyle bir serüven başlangıcı. Aslında yani... Çok genç yaşta kazanılan bir başarı var ortada. Peki bir şey soracağım. 11 yaşında beste yapmaya başlayan, şarkılarını kaydedip internete koyan o küçük kız. Bugün yaşadıklarını Evet. Hayal ediyor muydu o günlerde? Aslında hayal ediyordum. Hatta hayatımda bunu bir amaç olarak edinmiştim. Şarkılarımı sahneye çıkıp bir dinleyici kitlesi edinip onlara söylemeyi hep hayal ettim. Galiba bunu bu kadar genç yaşta hayal etmeye başladığım için de gerçekliğe dönüştürebildim yine genç bir yaşımda. Feel 17 yaşında yazmıştım. Çok çalıştım. Sabahlara kadar hep müzik yaptım. Müzik benim en büyük, en yakın dostum oldu her zaman. Galiba buna borçluyum. Ne kadar güzel. Peki madem eskilere gittik, şimdi senin 2016'da yayınlanan ilk Türkçe şarkın Bak Bana'yı dinleyelim. İlk şarkın ne olduğu için soruyorum aslında. Nasıl bir anısı var sende bu şarkının? Bu şarkının kayıt döneminde ben şarkılarımı kendim düzenlemediğim için biraz zorlanmıştım. İlk defa müzisyen abilerimle tırnak içerisinde çalıştım ve hani bir müzik birikimim olmadığı için kendimi ifade etmem biraz zordu. Bir küçük kız geliyor. Bir şarkı yazdım diyor. Şunu şurasını böyle yapalım, şurasını beğenmedim falan filan de diyor. Bunu kabul ettirmek ve onu doğru bir dille söyleyerek karşı taraftan sonuç almak benim için zor oldu. Ve Bak Bana'daki yaşadığım süreçten dolayı o kendimi ifade etmekte. Çünkü karşı tarafın da yaratıcılığını elinden aldığımı gözlemledim. Sevmemeliyiz'i kendim düzenlemeye karar verdim ondan sonra. O zaman şimdi Bak Bana'yı dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz. Yeter ki müzik olsun. Sena, senin çok kendine has bir vokal tarzın var. Bana biraz böyle Janis Joplin'i hatırlatıyor ama tabii onunla ve müziğiyle aranızda bir bayağı bir kuşak farkı var. Nasıl yerleşti sende bu vokal tarzı? Kimlerden etkilendin? Çok teşekkür ederim öncelikle.
Benim için en büyük vokal ilhamı Matt Corby oldu. Matt Corby ile beraber sadece göğüs sesi değil, daha birçok teknikle şarkı söylenebileceğini fark ettim. Janis Joplin de tabii ki, yani özellikle çok böyle zaman ayırarak dinlediğim değil ama elbette herkes gibi kulağıma değmiş özel bir isim. Aslında dönem dönem değişiyor vokalden etkilenişlerim. Şimdi biraz daha rock müzik yaptığım için hafif scream vari teknikleri çözmeye çalışıyorum. Gerçekten o en tizleri çözmeye ve sesime zarar vermeden şarkı söylemeye çalışıyorum. Ama ilk böyle falsetto vesaire teknikleri keşfetmemin sebebi Matt Corby dinlememdi. Ben şeye baktım, neler yazmışım senin hakkında bugüne kadar diye. Bir Sevmemeli İstekli'ni yazmışım, bir de ilk albümünü yazmışım. İki yazıda da bolca övgü var ama diksiyonunu da ağır eleştirmişim. Yeni şarkılar için öyle mi? evet, yeni şarkılar için aynı eleştiriyi yapamam belki ama sen eski şarkılarını dinlediğinde böyle diksiyon ya da başka açılardan kendini eleştirir misin hiç? Ben her zaman kendimi eleştiririm. Ne yapsam kendime çok ağır eleştiriler yaparım ki bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum ki. Tabii. Beni gelişmeye daha açık kılıyor. İlk çıktığımda da 16-17 yaşındaydım. Şarkılarımın çoğunu o yaşlarda yazmıştım yani. Bebek bir yaş bana soracak olursanız. Yani tecrübe olmayan. Hiç eğitim almadım vokal veya müzik konusunda yani. Evde odamda olan müziği insanlara sundum. Hiçbir filtreden geçmeden. Hem utangaçlık diyelim, hem teknik yetersizlik diyelim, gençlik diyelim. Çok çok net söylemenin de şık olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi rock müzikte de yaptığım duygusal şarkılarda böyle TRT'de sonuçta bir sunum yapmıyorum. Özellikle yüksek notalara çıktığımız zaman bunları eğmek gerekiyor tekniğe uygun şekilde. Çok düzgün Türkçe konuşuyormuş gibi şarkı söylenmez bence zaten. Hani özellikle bu janrada çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama geçmişe yönelik kendimi ben de eleştiriyorum, haklısınız. Evet. Peki şimdi kısaçaları adını veren şarkıyla Kaybettiklerimi Geri Ver'le sana veda edeceğiz ama biraz anlat bize. Sena Şener bu üç şarkıda ne anlatıyor, neyi dert ediyor? Şöyle, aslında Kaybettiklerimi Geri Ver benim için bir aşk şarkısı değil düşünüldüğünün aksine. Ama tabii ki bir dinleyici şarkıyı nasıl dinliyorsa şarkı o anlama gelir bana soracak olursanız. Benim için nasıl bir hikayesi var diye sorarsanız da Kaybettiklerimi Geri Ver döneminde ben biraz daha kendime değerlendiriyordum. Çünkü bu, tahmin edersiniz ki siz de sert eleştirdim diyorsunuz. 16-17 yaşındaki bir kız bunu mantığıyla algılayamıyor değil mi? Yani hani kalbiyle algılayabiliyor, bunlara içerleyebiliyor. Ergenliğinin en agresif dönemlerinde tabii iken ki bunları çok doğru dengelere koyamıyor. Tabii ki şu anda bunun içinde büyüdüğüm için de doğru konumlandırabiliyorum ama küçükken, bebek yaştayken bunlara kalbim kırıldığı zamanlar oldu. En azından bu dünyanın biraz daha karanlık ve sert yüzüyle karşılaştığımda, kendim olarak müzik yapmaya çalışma mücadelemde zorlandığım, düştüğüm yerler oldu. Bundan ötürü de aslında tarzımı da değiştirmeyip hep kendi ürettiklerimle var olmaya çalışma çabamda karşıma koca bir taş koyulmuş gibi hissettim ve her şeyini de her zaman kendim yaptığım için işimin düzenlemesi, işte yazarlığı vesaire ya da tarzı, duruşu, rengi, her şeyle kendi kendime yontmam gereken kocaman bir taş olarak algıladım. Evet. Hem kendi kişisel hayatımı hem de bu müzik kariyerimi. Fakat sanki burası birazcık inişli çıkışlı dinamiği olan bir yer ve kendinizi buna alıştırana kadar birazcık kalbiniz kırılabiliyor. Çünkü hem çok kolay en tepede olabilirsiniz, hem çok kolay en dibi görebilirsiniz. Şimdi o kadar hassas değilim, yalan söylemeyeyim. Biraz daha kendi müziğimden haz alıyor muyum sahneye çıktığında, bunlara bakıyorum. Belki çok daha sadece müzik yapacak bir insanken bazı zorluklar, işte anladınız ne söylemeye çalıştığımı. şüphesiz. Evet, ergenliğime de denk gelmesiyle beraber dedim ki dönüp kaybettiklerimi geri ver, kaybettiğim senin değil, aynı değilim. Bir de aslında şöyle, bunu da çok uzatmadan anlatayım. Ben bir belgesel izlemiştim. An Object at Rest, yani dinlenmede, işte durağan bir obje gibi galiba çevrilebilir. Evet. Bu belgeselde bir dağın kuma dönüşmesi ve o kumdan bir uzay aracında kullanılan bir lense dönüşmesinden bahsediyordu. Bir animasyon, böyle kısa film. Çok etkilenmiştim çünkü günün sonunda o koca dağın bir kuma dönüşmesi aslında bir olgunluk hikayesi.
belki daha ufak parçalara ayrılıyor ama en sonunda bir insanlığın şu an gidebileceği en üst akıl olan bir uzay yolculuğunda da bir işlevi oluyor. Ve en sonunda başka bir gezegende de tekrar dağa dönüşüyor. Bu bir olgunlaşma hikayesi gibi geldi ve dağ gibiyken kum olmak aslında ah ne kadar yüceydim şimdi ne kadar güçsüzüm gibi değil de dağ gibiydim, kum oldum, olgunlaştım ve bir ayna yapıldı benden, kumdan ayna yapılması ve sen oldum, sana dönüştüm. Ve evet, bana baktığında gördüğün sensin gibi bir mesajı var şarkımın. Gerçekten çok etkileyici bir hikayesi varmış bu anlattıklarının. Şimdi ben de ve eminim dinleyiciler de şarkıyı dinlerken bu anlattıklarınla harmanlayıp başka bir keyif alacaklar bu şarkıda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sena. Tekrar görüşmek üzere. Zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Görüşürüz. Yeter ki müzik olsun.